Fatih sen hazırlanmadın dedik. Fatih koşa koşa kulisine hazırlandı. Çünkü ben zaten jetlag durumundayım. Zaten dün geldim zaten Amerika'dan. Amerika'daydım. Jetlag durumundayım. Ben nasıl buradayım? Ben neredeyim? Ben nasıl? Sen neredesin? Seni Dilan Polat dünyasına götüreceğiz. Artık sadece magazin sayfalarında değil, haber sitelerinin de. Evet. Ana haber bültenlerinde de manşetlerinde yer alan bir isim Dilan Polat. Gülşah'cığım YouTube'u açıyorum. Biliyorsun epeydir YouTube izliyorum. Orada çok değerli ekonomistler var. Evet. 10 tane takip ettiğim var ya da böyle 8 tane. 8'i ya da 9'u bu işten bahsediyor. Peki neden bahsediyorlar? İşte neden bahsediyorlar? Günlerdir de Twitter'da TT listesinde ilk sırada. Ben böyle bir şey görmedim. Günlerdir herkes Dilan Polat'ı konuşuyor. Çok mu parası onun, var Dilan'ın? Artık onun ona eşinin aldığı hediyeler, jestler, sürprizler değil. Bu paranın kaynağı nereden? Bu değirmenin suyu nereden? Soruları var. Kara para akladığı iddiası var. Vergi kaçırdığını iddia edenler var. Ve hafta sonu işin içine kardeşinin Sıla'nın yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği videoda düştü ve gözaltına alındı. Uçakta okudum ben onu. Evet. Dilan bu hafta neler yaşadı? Başına neler geldi bir izleyelim. Olsun yasaklı madde, gösteriş, dolarlar, eurolar, altınlar, altın tozlu kahveler, lüks villalar, arabalar. Her gün bir şeye tanık oluyoruz. Ben Dilan'ı tanıyorum. Şöyle tanıştık. İşte bir arkadaşının resimlerini çekiyordu. Demet Akalın'ın resimde galiba doğum resimleri çekiyor. Doğum fotoğrafçısı. Evet. Fakat ben onun doğum gününde, Demet Akalın'ın doğum gününde tanışmıştık. Çok tatlı bir kız, çok şeker bir kızdı. Yani şeyini görmedim. Birkaç sene içerisinde bu güzellik işine girdiğini, güzellik salonu açtığını duymuştum. Sonra para kazanmış, kazanmasını da ama şöyle bir şey var. Yani bu zamanda eğer çok kazanıyorsa, bu kadar kazı gerçekten bu kadar çok kazın, bu kadar insanların gözüne sokarsan haklı da olsa şu anda haksız duruma geçiyor. Yani sevgili Dilan bunu sen yaptın. Bu ışıltılı hayatı bunu. Sen seçtin. Yani kapıları sen açtın. Çünkü insanlar gerçekten ekmek alamıyor. Yani sen Allah daha çok versin kazanın ama böyle şey olmaz. Çünkü sen çünkü magazini geçtin artık şey neredeyse siyaset bilimcilerin işine ekonomistlerin köşeye neredeyse zaten. Düştü zaten galiba. Aynen öyle. Bunu kendin yaptın bence. Sen böyle şöyle bir elini başını al topla bak ben ne yapıyorum ne diyorum diye. Çık televizyonda veya sosyal medyada kendisini böyle çok açıklamasına gerek yok. Git devlete açıkla kendini. Devletin verdiği bilgilerle sonra da de ki sevgili takipçilerim, işte sevenlerim bilmem ne de öyle kendini akla. Bu durumda aklayamazsın kendini. Çünkü devamlı böyle oluyor. Çünkü kendin yaptın. Yani şimdi o eurolar gerçek miydi kafasındakiler? Evet, gerçek. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, gerçek. Çok yanlış. Çok ya. Allah daha çok versin diyorum işte. Herkese çok versin. Ama yani bunu yapamazsın. Gerçekten insanların durumu vahim. Evet. Yani ekonomik şartlar Türkiye'de o kadar zor ki şu anda. Alım gücü yok. Siz istediğinizi alıyorsunuz. Arabalar gösteriyorsunuz filan. Bu biraz... ben böyle bir film seyretmiştim biliyor musunuz? Yeni Düzen diye. Evet. Meksika filmi. Aynı bu şekilde bir aile evinde böyle işte lüks içinde ve zengin bir aile çok ürperdim diye söylüyorum. İsmini söyledim zaten. Düğün yapıyor. Çünkü herkes geliyor düğüne. Evet. Fakat işte bu insanlar bunları takip ediyor. Zaten işten içe kaynıyorlar. Ve artık ondan sonra silahları çekip düğün evini basıp insanları öldürüyorlar orada. Ve işte kaçırıyorlar, ediyorlar, fidye istiyorlar, el koyuyorlar her şeye filan. Biraz tabii ki terörle ilgili bir şey ama çok ürkütücü bir durumdu. Hele bizim zamanımızda böyle değil, bu zamanda ülkemizde böyle şeyler bence çok yanlış. Sevgili Dilan çok tatlı bir kızsın. Eşini de tanımıştım çünkü beraber. Siz nerede tanışmıştınız? Demet Akalın'ın... Doğum günü müydü? Hayır yok. Okan bu, Okan neydi? Okan Kurt. Okan Duman mıydı? Kurt. Kurt. Okan.
Okan Buruk dedi. Okan Duman'a geçti. Duman'a geçti. O kadar Duman çok Okan tanıyor ki. Okan Kurt. Neredeyse. Duman oldun. Onunla tanışma yıl dönümüydü galiba. Evet. Evet. Kaç sene önce. Herkes vardı. Çok kalabalık. Seda Sayan da vardı. Evet, bir parti vardı. Seda Sayan da vardı o gün orada. Dilan'lar da orada. Sonra Dilan bir gece yaptı. Evet. Sevgili Mert dedi ki Dilan Polat'ın gecesi var dedi. Şirket gecesiymiş dedi. Nerede dedi? Karşıda bir yerde. Kartal'da. Hande ile sen çıkacaksın dedi. Ben de çıktım, Hande de çıktım. Yani hiç paramızı pulumuzu aldık zaten. Gayet o zaman da durumları iyiydi herhalde. Yani evet yani. Hiç pazarlık falan yapmadan. Hiç pazarlık falan yapılmadı. Hiç kesinlikle. Teşekkür ettik. Paranızı peşin aldın. Tabii. Peşin aldık paramızı çıktık. Gönlü de bol bir kızcağız olduğunu biliyorum. Düşünüyorum çünkü evet. Ortak arkadaşlarımız var. Hı. Yani çok sevdiğimiz ortak arkadaşlarımız var. Söyledi. Çok gönlü bol yardımları da var ama zaten biraz göze soktu. Fatih gönlü bolsa mutlaka ortak arkadaşlar hücum ederler. Evet. Değil mi? Yani, eğer başlarına bir iş gelirse o ortak arkadaşlar bir anda çekilip başkasının ortağı olurlar. Evet. Böyle bir camia yani bu değil mi? Evet, şimdi şey yapması lazım yani mesela Türkiye'deki iş adamları, iş kadınları inanılmaz, bunu herkes biliyor yani inanılmaz insanlar var. Ve ben o insanların ne kadar çok kazandıkça o kadar mütevazı ve daha sakin olduklarını gördüm. Evet. Zengin insan zengin olmak demek bence mütevazilik ve sakinlik demek olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Bunun zenginlikle de ilgili değil de insanın yapısıyla, mayasıyla ilgisi var. Peki Engin Polat'ın şu cümleleri de dikkat çekti sosyal medyada. Ha, siz kimsiniz? Siz ne kadar güçlüsünüz? Yalnız. Çünkü şöyle diyor, merak etmeyin diyor bunca olaydan sonra. Bize hiçbir şey olmayacak diyor. Sanki güveniyor. Gülben Ergen gibi değil mi? Evet. Gülben öyle bir şey söylemişti. Öyle bir şey söylemişti. Evet. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Onlar da çok emin. Bize hiçbir şey olmaz diyor. Hiçbir şey olmayacak ve daha yani da kendimize devam edecek. Kendimize bu kadar güveniyoruz demek istiyor belki. Ya bir şey söyleyeceğim. Devlete vergisini veriyorsa gerçekten fakat bunun yarısıyla kendini gösteriyor ayrı bir şey. Devlete vergisini veriyorsa gerçekten yasal olarak çalışıyorsa gerçekten bir şey olmaz ki onlara. Ben Dilan olsam. Evet. Bu kadar çok story çekip bir kamyon dolusu i̇şte laf yapacağıma. İşte al kardeşim belgeler. İşte onu söyledim. Ödediğim vergiler bunlar. Ne gerek var? Bitti gitti. Ne gerek ya, var ya? Israrla insanları deli etmek için, çıldırtmak için yaptığı şeyler ters tepiyor. Onun farkında değil. Bizim yayına geldiğinde de söyledi. Dedik ki kahvene niye altın tozu katıyorsun? İnsanları delirtmek için dedi. Gıcık etmek için. Ne oldu? Delirdiler insanlar. Bu kadar çok gözünün içine sokarsan sonunda göze batarsın. Ayrı bir şeyde yaşıyorlar galiba böyle bir... Ya da birilerine zamanında o kadar çok takılmış ki belki birileri onu o kadar ezmiş ki kafasında 10 kişilik bir kara liste var. Onlara yönelik çalışıyor. Aa, bence öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Toplumu kudurtmak anlamında yapmıyor bunu. Öyle 10 kişiyi kudurtmak adına. 10 kişi 5 kişiyi kudurtmak adına. Bir ikisini sanki biliyorum gibi. Ha. O 5-10 kişinin belki umrunda belki değil ama genel anlamda hayranlarının da sempatisini kaybetme noktasına bir geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Orada dikkatli olması lazım. Ama kendini de çok üzmüş bu arada baksanıza. Tabii mahvoldu. Yani hastalanmış. Fatih'ciğim onun eğlenceli hayatı şöyle izliyorduk. Biz eğlenceli bir dizi izler gibiydik. Şimdi gelinen noktada bir polisiye, bir gerilim dizisine dönmeye başladı dijital artık hayata. Dijital platformlarda rahatlıkla belgesel oluyor. Bir de şunu görün. Bir de kocasına, birbirlerine bir çok aşıklar. Çocukluğun çok aşıklar. Bu aşkı mı belirtebilir mi acaba? Birbirlerini çok seviyorlar. Fatih aşık olmanın ötesinde günahıyla, sevabıyla, aydınlığıyla, karanlığıyla birçok şeye ortak olmuşlar. Öyle insanlar birbirlerinden kopamaz. Evet, doğru. Yani biri gitse diğeri kalan sır küpü gidenin gözü arkada kalır. Onlar artık böyle et, kemik, tırnak falan olmuş. Dilan tanıştıklarında okulda tanışıyorlar. Dilan 15 yaşında, Engin 17 yaşındaymış. O gün bugündür beraberler. Tabii ben Dilan'ın mesela bu kadar büyük çocuklar olduğunu falan hatta eski hallerine bakarsan tanımakta bile zorlanırsın. Bizim yayında da itiraf ettiler. Tabii o kadar olacak canım. Benim, bu kadar paralar hatta varsa. Bizim yayında dedik ki Dilan Polat nasıl Dilan Polat oldu? Bu değirmeğinin suyu nereden diye sorduk. Onlara da yanıtı var. Bir izleyelim. Bu duruma düşüyor. Biraz görgüsüzlük ve oluyor. Yani
acaba reklam mı, böyle bir reklam mı yapıyoruz diye düşünüyorlarsa bile çok yanlış. Ama bir şekilde de dikkat çekmeyi başardılar. Kesinlikle canım. Şimdi hala bile bir kısım onları desteklerken büyük bir kısım ise özellikle Twitter'da onu dibe vurmasını istiyor. Elleri kelepçeli görmek isteyenler evet, bile var. Evet, şöyle bir şey diyeceğim. Hemen bireysel bir şey diyeceğim. Mesela ben kendi sosyal medyamda yemek paylaşımı yaptığım zaman ben takipçilerimden oldukça sert tepkiler alıyorum. Yapma diyorlar. Yapma. Böyle ben zaman. Mümkün olduğunca koymamaya çalışıyorum. Yani böyle bir durum var. Yani hani bir yerde çok enteresan bir yemek görürsün veya ben yemek yaparım mesela. Onu çekip koymak isterim. Altını yazıyorlar, olan da var, olmayan da var, şurada var filan. Ya yani bu tür şeyleri bu zamanda daha dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani onu demeye basit bir şey söyledim ama daha dikkat etmek gerekiyor. Ben tekrar söylüyorum, Dilan çok tatlı bir kız. Rica ediyorum bence. Aslında biraz daha diyorsun, frene bassın. Aslında şöyle gidiyor, birileri dikkat edelim diyor, birileri de dikkat çekelim diyor. Ve o iki tarafın çatışmasını biz izliyoruz. Evet. İnsanların yapacak başka bir şey yok şu anda. Dikkat et diyenlere inat, dikkat çekmeye devam ediyor diyebiliriz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bunu bu zamanda biz onları geçtik. Böyle şeyler yaşamamalı. Biz hepimiz... Fatih'cim, bizim zamanımızda öyleydi. Sen de bizim gibi yaşımız ortaya çıkacak. Eskiden neler neler, şimdi bir şey söyleyeceğim. Eskiden de çok şey oluyordu. Aşkın yaşı yoktur derler. Şimdi maalesef ne ihanetin... Ne ayıbın, hiçbir şeyin yaşı yok artık. Gerçekten şu önümüzdeki haberlere şöyle bir baktığımız zaman... Hele bir tane var ki. Peki senin yakın bir arkadaşın, o da magazin manşetlerinden düşmüyor. O kim? Mehmet Ali Erbil. Ha evet, eskidi. Ne oldu ona? Mehmet Ali ne yapıyor ya? Onun kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren'e çok güzel bir isim taktı. Görmüş, geçirmiş Gülseren. 3G. 3G Gülseren. Çünkü Mehmet Ali Erbil ona evlilik teklifi eşliğinde, kendisine 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklif ederken bir yüzük taktı. Gülseren de o yüzüğü böyle kameralara gösterirken biz görmüş geçirmiş insanlarız deyince orada dedik görmüş geçirmiş Gülseren. Evlenme teklifi ediyor. Tek taş yüzükle. O yüzüğün fiyatı da bu arada... 10 bin dolarmış, bir 100 bin dolar falan dönüyordu, böyle dedikoduları dönüyordu ama 10 bin dolarmış. Ne kadar oluyor 10 bin dolar? Dolar? 300 milyon mu? Yok, 300 milyon. 280 aynen. 280 bin liraya. Sertifikası da var. Evlilik teklif ediyor. Çocuk fikrine de sıcak baktığını söylüyor. Mehmet Ali kendine gel. Bir veto yedi, evlilik konusunda bir veto yedi. Kimlerden yedi, izleyelim haberimizi. Kendine gel. Bütün her şeyini biliyoruz zaten, gözler önünde yaşıyor. Arkadaşlarından bir tanesiyle konuşuyorduk. Dedi ki ya Mehmet Ali bu ya dedi. Şovunu yapıyor. O kadar akıllı bir adam ki olmaz, evlenmez dedi. Bu saatten sonra evlenmez zaten. Ya mutlu olsun da. Evet. Böyle gidiyorsa malimiz bizim o çünkü. Mutlu olsun. Ama evli, ben de istemem. Ne evlenmiş ya. Bu arada bana mesaj geldi biraz önce Sibel Sultan'dan. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Biraz önceki yasak aşk haberiyle evet, ilgili galiba. Şey demiş. Kenan Bey'le bu ilişki sürmez. Net söylüyorum. Serenay Sarıkaya'nın evet. Anne babası. Şey, vadeleri çok kısa babası. Demiş Sibel'cim. Sibel Sultan. Gene gezegenler mi devrede? Evet. Şey bakıyor, gezegenlere bakıyor, bir de tarot bakıyor o. Sibel, eski arkadaşım. Onu tenzih ederek söylüyorum. Aslında bak, birkaç magazin yıldızı da yaşadıkları skandal ya da problemin ardından böyle diyebilirler. Uranüs çarptı. Bu ara dolunay. Ama inanmıyorum, gerçekten yani bu yıldızlar giriyor. Yani Satürn bir geldi, yani bir daha çıkamadı falan böyle. Şenay söyler ya, gökler rehberdir diye. Gerçekten öyle. İşte hayır, suçu atacak birilerini arıyorlar ya, işte öyle derler. Gökler rehberdir. Ha. Kör olası Uranüs. Ha. Vah vah Venüs. Pis Satürn falan böyle gidebiliriz ama yani. Ama mesela şu aralar yeni bu dolunay, Koç dolunayı girdi falan. Mesela ben de Koç burcuyum. Gerçekten de şey o mekanik şeyler, işte bu tür bazı şeyler bozuluyor. Görüyor musun? Kör olası dolunay ne yaptı eve? Kaz Dağları'ndaki o villa kente yıldırım düştü. Eve düşen yıldırım diyoruz ya zaten. Yalnız şimdi bir arkadaşımız yazmış. Mehmet Ali Erbil ile müstakbel eşi Gülseren'in masasına dikkat edin demişler. Doğum günü masasını bir getirelim ekrana gerçekten. Ya, ben de merak ettim. Masaya bir bakalım. Masada hepsi Mehmet Ali Erbil'in yaşıtı, kimse yok masada. Gülseren'in kankişleri. Herkes Gülseren'in yaşıtı.
Bakın şöyle masaya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir kişi sanki şurada gördüm. Ha, yok, o cep telefonuyla çeken kişi galiba. Mehmet'in Erbil'in yaşıtı. Hepsi de Gülseren'e benziyor. Evet. Hepsi görmüş geçirmiş. Görmüş geçirmiş. Sosyal medyada prototip bir kız ve prototip bir erkek tipi var ya. Evet. Bazı davetlerde hep aynı erkekler, bazı davetlerde de hep aynı kızlar. Bak dikkat edin kızlara. Ne diyorsun? Ne olur? Buradan bir imza gelir mi? Şöyle söyleyelim, bir kere Gülseren Hanım'ı hepimiz tanımış olduk. Evet. Tabii. Zaten amaç oydu galiba. Belki de amaç oydu. Kendini tanıtmak istiyordu, ismini duyurmak istiyordu. Yakında bir güzellik merkezi bir şey açarsa da zaten şaşırmam. Allah Allah. Mehmet Ali Erbil de gider oranın açılışına. Biz bu kadar çirkin millet miyiz? Her yerden böyle papatya gibi güzellik merkezi çıkıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Ben böyle bir güzellik merkezinin açıldığı böyle her güne güzelliğe bir merkezle uyanmak için. Ben gittim açılışına, beni çağırdılar. Hayatım. Anadolu'da. Her gün açılıyor. Hepsi uzman. Belki Gülseren Hanım da olur. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bayağı bir kavga ediyorlar. Tabii. Sen öyle, aslında hepsi bir yerden sanki çıkma. Aynen. Buna eski arkadaşlar. Birbirleriyle korkunç kavgalar, davalar, mahkemeler. Çok böyle çirkin ithamlar. İthamlar. Ama bilmiyorum yani, sosyal medya galiba buna izin veriyor. Yani biz televizyoncuyuz. Biz şimdi televizyonda böyle şeyler yok yani. Ama sosyal medyada çekememezlik çok fazla. İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Böyle bir durum var. Herkes güzelleşmeye çalışıyor. Acaba tekrar konuya dönüyorum. Mehmet Ali Erbil Gülseren Hanım'ı TikTok'ta mı tanıdı? Orada tanımıştır zaten. Sosyal medyada çünkü tanımış TikTok'ta gibi geliyor. Çünkü TikTok'ta o kadar çok vakit geçiriyor ki Mehmet Ali Erbil. Orada tanışmışlar. Evet. Ya da ortak arkadaş çevresi. Çünkü para Mehmet Ali Erbil'in arkadaş çevresi de hep böyle 20'li yaşlı zaten. Burada bu arada kredi kartını takıyor. Parası para yetmiyor, kredi kartını basıyor. Ama alnına takıyor kızım. Hmm. Sonra geri veriyor kredi kartını kızdan. Yüzüğü de şöyle gösteriyor. Bakın diyor, yüzüğüm böyle. Artık ne yapıyorsa. Mehmet Ali'yi kaptın mı o diyor. O kırmızı arkadaşın reklamı yapıldı. Nerede almış acaba? İyi. Acaba 26 yaşındaki biriyle 66 yaşındaki bir insan nasıl anlaşıyordur? Ya vallahi günümüzde o kadar her şey değişti ki yani, ne bileyim, ben anlamadım onu. Şimdi öyle bir böyle bir ilişkide mutlaka taraflardan birisinde bir yani içeriden gelen bir travma olduğunu düşünüyorum ben. Hı. Yani eğer gencecik bir kız babası yaşında veya dedesi yaşında bir kızı isteyerek evleniyorsa, bunu bu kızcağızın işte bir travmaları ya var. Olabilir. Geliyor bana. Yani hiç görmedi. Belki de o baba şefkatini, o şeyi o adamda alacaktır. Belki de başka türlü bir şey. Tamamen duygusaldır. Tamamen duygusal olabilir. Evet, maddiyat ve yani güçle ilgili. Bazıları da böyle bir işte özellikle seçilim. Ben çünkü bir etrafımda gördüm yani. Hani özellikle yaşlı bayan şey beyle evlenen genç kızları, bu arada yaşlı bayanla evlenen genç çocukları da gördüm. Onlar da aynı sebeple gidiyor, evet, zaten. Evet, hatta dün böyle bir yabancı bir şey 18 yaşında bir genç çocuk 57 yaşında bir hanımla inanılmaz bir lüks içinde yaşıyorlar, beraberlik. Onu göstermişler mesela, herkes onları konuşuyormuş. Çok fazla gösterdik. Ama bu günümüzde oldu, her şey çıldırdı. Hı. Yani bir şey oldu yani, tersine döndü dünya. Özellikle çok fazla gösterdiklerinde yaşça büyük kadın demek istiyor ki genç rakiplerine, ben hala genç kız gibiyim. Bak yanımdaki öyle gencecik. Var zaten. Erkek diyor, erkek de demek istiyor ki ben de daha bak, ben de iş var. Gencecik adama. Ben de iş var diyor. Yani, yaş yetmiş ama ben bitmemişim mesajı. Deselerdi inanmayın, öyle bir şey yok. Ama Mehmet Ali yani. Erbil'e şurada öyle bir şey empoze ediyor çekti. Ki 30 yaşında adamın veremediklerini bana veriyor. Onu diyor. Da özellikle söylüyor işte. Tabii. Söyletilmiş işte ona. Yani o da şey işte hani işte belki işte genç yaşta yaşadığı travmalarını. Adam diyor ki vay ben neymişim diyor değil mi? Adam zaten söylüyordur. Hmm. Söyle bak. Böyle söyle. Ben kendi kendime bravo söylemeyeyim, sen söyle. Beni met et. Beni met et. Öv beni. Evet. Ama Mehmet Ali söylemez, gerek yok ona. Mehmet Ali Erbil isterse kendi söyler zaten. Ama şöyle bir durum var. Mehmet Ali Erbil'in sanki burada kendisi çok iyi bir tiyatrocu.
Yani eskiden tiyatro sahnelerine çıktığında Küheylan. Özellikle Küheylan oyununda 1978 galiba yeri göğü inlettiği söyleniyor. Şimdi çok bir iyi bir oyuncu vardı. 1978 mi? Ben doğmuşum. Daha mezun değilken. Daha kız arkadaşı dünyaya gelmemiş. Bakın bir bakar mısın gerçekten Küheylan oyunu. Helal olsun o zaman. 1978 ise ben doğuyorum henüz. Mehmet Ali Erbil'in müstakbel eşi dünyaya gelmemiş. Yok. 26 yaşında kız. 26 yaşında. Kaç yılında? Kaç doğumlu oluyor? 90. Kaç? 97 mi? 97. 97. 97. Ay neredeyse 2000. Ben gazetede çalışıyordum. Kendimi çok net. Biz 2000'lerde çay içiyorduk. Tabii ben de çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Çay içiyorduk. O gazeteye gidip. Sosyal medyada yazıyorlar ya işte umudunuzu kaybetmeyin. Eşiniz henüz doğmamış olabilir diye. Bakar mısın? Evet, enteresan. Yani ben ne bileyim ben. Bir şey söyleyeceğim. Şu arada Mehmet Ali de tabii ki yani biliyorsunuz çok ağır bir hastalık geçirdi. Tabii. Çok ölümden döndü. Yani çok hep vardı zaten. Bedel ödüyor galiba. Yani bedel insan bir o kadar çalışmanın bedelini bir şekilde ödüyor. Sağlığını bunu ben kendim de yaşadığım için söylüyorum. Şey için söylemiyorum. Ama helal olsun. Bravo. Maşallah. Hayatı çok seviyor Mehmet Ali. Böyle mutluysa diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Kız böyle mutlu, mutluysa adam Mehmet mutlu. Ali mutlu ama olsun. Çocukları mutlu. Diyeceğim. Çok, çok iyi oyuncu Mehmet Ali Erbil ama burada çok neşeliyim, çok Yasmin eğleniyorum çok oynayamamış. Yok. Burada Yasmin, biraz evet, Yasmin çok mutsuz bu konuda. Yasmin 27 yaşında değil mi? Yasmin 27 yaşında. Yasmin de mutsuz. Gülseren 26 yaşında. Yasmin mutsuz. Mehmet Ali Erbil dedi ki ben ona karışmıyorum diyor. Ben de ona karışmıyorum diyor. Karışmasın bana demek istiyor aslında. Ben Mehmet Ali Erbil'in iki kez nikah masasına oturduğu ilk eşi maddi manevi ona Muhsine Hanım'ın sözünün dışına çıkacağını hiç tahmin etmiyorum. Muhsine Hanım da bu evliliği evet demez. Demez. Yok, o onun ağzının içine bakıyor. Çok zeki bir kadın. Hani öyle. Çocuklara susun tamam falan. Gergisi yukarı iş yapmaz. Ama esas... Vardır vardır canım yani. Alacak bir bu en fazlana kadar iner Fatih. Şimdi çok da kalabalık bir aile olmadık biz. Şey oldu yani hiç şeyim yok yani annem falan zaten hepsi göçüp gittiler. Ben aslında hep hayalim İstanbul'da da böyle bir evim vardı öyle gitti bir şekilde o. Hep hayalim böyle hep beraber oturmak hep beraber böyle bir kalmaktı. Bir de bu evin masrafı da çoktur. İşte bu evin masrafı çok fazla. Ben bu eve inanın her sene 100-200 lira para harcıyorum. Daha havuzuydu, bahçesiydi. Yani şu anda zaten mesela gitmesem bile bahçe ve havuza bakım yapmak gerekiyor. Var. Aşağı yukarı orada benim bahçede şöyle bir 20 tane falan daha fazla belki palmiye ağacı var. Ama bir de etrafında var, bütün alanda yalnız var. Yalnız bayıldık, yani çok beğendik. Sebze, meyve ağaçları var. Fatih bu evde yaklaşık iki tane aile, çoluklu çocuklu oturup birbirlerini görmeden yaşayabilirler yok, değil mi? Yok. Fazla böyle birbirini görmek istemeyen akrabalı falan evler var ya öyle. Hani o altta kalsın kapatsınlar. Kapatabilirler. Öyle onlara uygun. Fiyat da çok uygun. Fiyat bayağı uygunmuş. Komşularınız da siyasetçi olacakmış efendim. Bak. Var komşularım çok var. Yani onlar demiyorlar ama aman Fatih kime satıyorsan bilelim bak falan. Ama yayın çok ayrı çıkışı, yerler değil mi? Yayın çıkışı belki biri almak ister böyle. Ha? Bak, bizimle tanıdığımız biri. Ama bence yabancılar daha bir galiba tarih. Peki satıp ne yapacaksın? Başka bir şey mi almayı planlıyorsun? Yani bir şey rahatlıyım çalışmak istemiyorum. Çalışmam otururum. Öyle bir karar mı aldın? Yani o çalışma mutluyum. Çok keyfime çalışırım yani. Tabii. Artık çok yoruldum ben size. Daha önce de söyledim zaten. Evet. Yani yoruldum. Mesela ama çok İstanbul'da kalacağımı zannetmiyorum. Yine mi Bodrum? Bodrum. Yurt dışı mı? Bodrum'u da mahvettiler. Ben bu sene şok oldum Bodrum'da. Ne? Çok şikayet. Bodrum'da o kadar çok ev, bina yapılmış ki. Yani niçin? Neden? Ve oturmuyorlar da. Neden? Yani niçin öyle bir şey yapılmış evet. Anlamadım. Yani mesela denize çıkıyorsun o hani en son yalık havak sonları vardır ya böyle. Evet, evet. Artık hani oralara ne olacak falan diye baktığımız dağ, yerler taş, tepe, ev. İki sene içinde üst üste yani Bodrum'un tepelerde niye ev yaparsınız? Hani bir de kusura bakmasınlar altyapı yok. Yani yollar ben bugün bilirsiniz Bodrum'u Torba'yla Türkbük'ü arasında bir 10-15 dakikalık bir yoldur orası. 3,5 saatte gittiler insanlar 4 saatte. Ben
Böyle 3,5 saatte gittim. Su boruları şeyler patladı. Torbadan şeyden sorbadan tam o Tütbük'ündeki o meşhur yer var ya. Evet, evlerin evet. olduğu yer işte Cennet Koyu'da. 7.30'da gittim. 10'da. İnanılmazmış. Ben hayatım böyle bir yazlık mı? Ya yani yazlık yaşamı mı bu? Evet. Yapmayın. Biz kendi ellerimizle yapıyoruz bunu. Evet. Yani Bodrum Belediye Başkanı da benim derdim değil diyor. Yani ya Bodrum'da yaşayacağım diyorsun. Belki Bodrum'da yaşarım diyorsun. Belki. Oradan bir şeyler alın. Belki yurt dışından bir şeyler mi planlıyorsun? Belki. Ama o da yurt dışında en sakin ya yeri. Da, ya Paris da, falan değil. Ya da hiçbir şey almam. Keyfimi sürerim. Çatır çatır yerim diyorsun. Evet, çatır sana çatır söyleyelim. Da yemem. Ben 102 milyonu. Ben kendimden para saklarım. 100 milyonu faize koysan arkadaşlarımız. Çalarım unuturum o parayı. Kendimden para çalarım, saklarım unuturum o parayı ben. Ciddi misin? Tabii. Öyle... Ama işte zor günlerde çok güzel zamanlarım. Fatih öyle unuttuğun ve karşına çıkan para oldu mu? Nasıl unuttun ya? Ben kolay kolay unut. Eskiden unutuyordum, gidiyordum paralar. Kot pantolonun içinde kalan. 1 lira ve 50 lira. Aylar sonra bulunma para var. Ama şimdi asla var ya. Yani o bir yer. De yani onu böyle bir perde çekiyorum ona. Onun nerede olduğunu biliyorum ama. Tabii, zaten her şey kapalı mapalı zaten. Tabii. Hani biraz zorumdur. Şifreli parmak izli falan değil mi? O kadar değil canım. Öyle anam babamız hem kilit hem de şifre o kadar. Evet Fatih Yürek efendim Bodrum'daki malikanesini 102 milyon liraya satılığa çıkardı. Almak isteyen olursa. Bunu da yayında duyurdu. Almak isteyen olursa bize de yazabilir. Fatih Yürek'e direkt de ulaşabilir. Sevgili Acun arada, gösteriyorlar. Bu arada acaba? Geliyor sen oradan Acun Ilıcalı'dan bahsediyorsun. Çünkü bir şey bu arada sen 100 milyon lirayı faize koysan da çok da iyi bir gelir öyle elde mi? Edebiliyor musun? Bak onları bilmiyorum. Arkadaşlar ben. Dedi ki önce 300 bin dedi. 300 bin olamaz dedi. Tabii, ne kadarmış? 3 milyon alır mısın? Aylık gelecek 3 milyon. Aydınlandı. What? Gerçekten aydınlandı. Oh my God. Biz de aydınlandık. 3 milyon aylık. Doğru değil mi o arkadaşlar? O zaman böyle şeyler var mı? Hayatım sen de gider güzellik merkezi açarsın. Size bir şakuli var çünkü. Buradan söylemek istiyorum sevgili. Fatih de güzellik merkezi açar. Şu anda beni izleyenlere söylemek istiyorum. Bu evi ben böyle çok isteyerek almadım. Bir takım şey kumpaslarla aldım bu evi. Evet ben. Evet. Almak oldu. Zorunda kaldım. Evi 2 kere ödedim zaten. Evet. 2 kere ödeme yaptım evet. bu eve. Bunlar da elimden. Astarı yüzünden pahalı. Pahalı yani. Çıktı. Çok uğraştırdı. Çok ödedim. Gerçekten ben alın terimle ödedim burayı. Yani ben evde bana aslında malımı satmayı sevmem ben. Hiç sevmem. Ama hani şey çok fazla fuzuli fazla yani insanlar küçülmek zorunda. Ekonomiyi düşünmek zorundayız. Yani ya Fatih, o yüzden zaten böyle bir düşünce geçti aklımdan. Belki de birdenbire Allah bana yardım eder satmam. Otururum. Belki de satmam. Ama evet. biraz yaşlanınca yani oraya çık gel falan çok fena bir şey o. İnsan evet onları düşünmüyoruz değil mi? Düşünmüyorsun tabii ki canım yani. Tabii kat üstüne kat kat bu üstüne kat. Bu şimdi personel de gerekli. Personel var şimdi bu evde. Şu, o kaç anda, kişi çalışıyor bu evde? O durumda toplamda 3, 5, 6, 8 kişi falan çalışıyor. Ne? Evde. Tabii 8 kişi bakıyor eve. Ay evde ya, bütün bahçıvanlar, havuz korucuları, evin içindeki bir de evi idare eden var. Sen yoksun ama evet. 8 kişi evde. Evet. Oh ne güzel. Sen evi 8 kişiye almışsın. Geçmiş olsun. Maalesef. Yani ben çünkü bir de mesela benim şeyim vardı, köpeğim vardı. O zaman işte bir yabancı, ben yabancı insan çalıştırmıyorum zaten. Yabancı kadınlar geldi. Benim köpeğimi öldürüyorlardı. Çünkü ben evde olmuyorum. Tabii diye. Genelleme yapmayalım. Köpeği sana öylesi denk geldi. Baktır mamasıdır, baktır, gezdir, tozdur dedim. 3 kilo gelen köpek 8 kilo oldu. Köpeğe her şey vermiş. Bilmiyordur, bilmiyordur. Ama işte bilmiyordur. Sonra köpekle kavga etmeye başladım. Çünkü köpek bana düştü, küstü. Yemek, bana. Yemek vermeyeceğim. Hayır çünkü ilgilenemiyorum. Yani benim bir gidiyorum evden. Evet. 10 gün sonra bir dönüyorum. İşte bir ay sonra dönüyorum. Köpeğin bir adı neydi? Bir hafta sürede Donna. Donna. Bir baktım Donna kilo almaya başladı. Bir şey oldu ama o tür köpeklerden bu cins köpekler rahatsızlanıyor. Sonra 2 ay veterinerde ameliyat oldu kaldı. Sonra hayvancağız o zaman da tabii daha uzaklaştı. Yani kucakta olması gereken sevdiğim köpek. Kapılmadan gelmiyorum. Oturdum bir gece ağladım sinirim bozuldu. Donla yüzünden. Evet. Donla. Sinirim bozuldu. Sonra? Sonra da benim şu anda çok seven bir
aile istedi. Yani garanti şu anda çok iyi bakılıyor. Oraya verdim ve kontrol ettim. Şimdi biz bu konuya nereden geldik peki? İşte yani, şeyden geldik. 8 kişiden donlaya geldik. Yabancı kadınlar, evdeki personeller. Hı. Yani sadece ben değil. Ha, biz sanatçıların da şöyle bir durumu var. Bu personel konusunda çok müzdarip oluyoruz. Yani sözleşme imzalatıyor musun? Var tabii, sigortalı da çalıştırıyoruz ama ben gelmeyeceğim bir diyor. Sözleşme, böyle evde gizlilik sözleşmesi imzalatıyor musun? Yok, öyle bir şey hiç düşünmedim. Gülşen, onun da ne garantisi var hayatım? Yok. Kalkar gider gene konuşur. Hayır canım, sigortalı, parası olan insan yani. Geçenlerde sonuçta öyle çok tatsız bir haber vardı. Kameraya çekmiş kız. Tabii mesela ben bakmanın başına da gelmişti. Sonra para sızdırmaya çalışıyor. Bir yıllar önce bir ev karşı tarafta bir yerde oturuyorum. İsmini söylemiyorum. Herkesin oturduğu bir yerde orası. Yabancı bir kadın geldi. Sürekli bir beğenmiyorum. Çünkü çalışmıyorlar. Bir bak, kadınla konuşurken bir baktım ki telefon, cebinde cep telefon ışığı yanıyor. Evet. Ondan sonra çıkar dedim o şeyi. Çıkar dedim o şu telefonu. Ses kayıtta. Eyvah. Neden dedim. Yani kolundan tuttum gibi dışarı attım onu, kadını zaten. Yani böyle bir, bu da bir de şey yani, yabancı uyruklu bile. Tamam, yine de genellemeyelim değil mi? Bunu sana yapayım, size öylesi denk geldi. İzmir birisinin yanına gitti, genellemeyelim ama hayır efendim, bu dikkatli olun sevgili arkadaşlar, yabancılardan özellikle. Tabii beş parmağın beşi bir yerde değil. Tabii değil. Ama genelinde böyle bir durum var. Sen başına çünkü her sene bir 10 senedir, 15 senedir farklı bir ara bir ülke geliyordu. Onlar gitti, başka bir ülke gelmeye başladı. Onlar gitti, başka bir ülkeye gelmeye başladı. Onlar gitmeye başladı. Böyle gidiyorlar. Ben neye takıldım biliyor musun? Senin evde çalışan 8 kişiye. 8 kişinin maaşı, sigortası. Bu da çok ekstra bir maliyet senin tabii, için. Tabii yani abi, hepsi şey değil. Bir sahne fiyatı yani da onlara gidiyor herhalde. Havuzcu, havuza baktığı zaman ona dışarıdan öyle anlaşmalı yapıyorsun. Hı hı. O zaman her zaman geldikleri yok ama belirli para vermek zorunda. Evin içinde yaşayan birileri var ama. Evin içinde var, onlar tamam. Kaç kişi çalışıyor? Yaşıyor? İki. İki kişi. O ana. Ya yine de İstanbul'a geliyorsun, ikide bir telefon geliyor. Yok işte çiçekler havuza düştü, havuz bilmem ne oldu, dam çöktü havuz falan. Havuz problemi hiç bitmez. Ben kameralardan görüyorum, kameralarım var. Öyle her şeyi açabilir görüyorum. Miyiz? Kameraya bir bakabilir miyiz ne var? Bak şimdi. Şu an yazlık eve bağlanıyoruz. Pardon. Evde çalışan iki kişi hemen. Yazlık ev demeyeceğiz. Televizyonu kapatın. Öyle havalı olmuyor. Yazlık ev yazlık. 101 milyonluk malikaneye bağlanıyoruz. Evet. Ha, böyle daha havalı. 102 milyon. Bana o kadar uzak değil. Aradaki 1 milyonu da yeme. Yani şurada mesela şu anda mesela bahçeyi falan görüyorum. Ay ne kadar güzel. Bak bahçeyi görüyorum. Şöyle buradan göstersene. Bahçe tamam, sakin. Bahçe çok sakin. Havuzun o tarafı, ama bu arada kamerayı çevirebiliyorum. Bahçede de var. Çevir şimdi. Mesela şey yapabiliyorum bu. Şöyle yapayım. Fatih, günde kaç kez bakıyorsun? Gösterir misin şöyle? Hareket olduğu zaman zaten algılama ve kişi hareketi anında haber veriyor. Evde şu an bir hareket var. Yani rüzgar olduğu için şu anda bakın bahçeye girdim. Çok güzel gözüküyor. Bahçeye bir bakar girdim. Mısınız? Göstersene. Döndürsene şöyle telefonu. Bir de şey yap. Böyle bahçeyi gezdir bize. Şimdi. Ama ışık parlıyor. Biraz daha eğebilirsin telefonu. Evet. Aynen. Bu. Mesela bu bahçeyi görüyorum şimdi. Google Map gibi. Aynen. Ya şimdiki teknoloji o kadar güzel ki. Tabii. Teknoloji, çünkü ben aslında bir firmayla anlaşmıştım. Kameralar sabit ama para alıyorlar. Hiçbir şey yok. Fakat ben bunları internetten buldum kendim. Aa. Ve taktım kameraları. İşte abone falan olmuyorsun. Wi-Fi'ye bağlıyorsun, istediğin gibi kullanıyorsun. Bir gün böyle izlerken de sen de bir yasak aşk falan yaşama. Bir şey söyleyeyim. Yazlık deyince artık bu aralar aklıma yasak aşk. Ses de şey yapabiliyorsun mesela oradan. Ne yapıyorsun orada diyebilirim yani. Ödü patlayabilirim tabii. Ay bir de seni Allah aşkına. Yok ki kimse şu anda. Ay şu an kimse yok. Kimse yok şu anda. Ne yapıyorsunuz orada falan diyebilirim yani. Çekil bakayım oradan. Neye tabii bakıyorsun sen? Mesela çimlere basma. Şey, temizlik yaparken bir gün öyle yaptım. Denedik kadına bir temizlikçi hanıma. Evet. Dedim ki ona böyle sevdim mi işte böyle eski çalışıyordum. Şöyle yap bir kağıdı, bezi gitti. O bezi oradan kaldır dedim buradan. Kadın sıçramıştır. Ha?
Yemin ediyorum korkmuştum. Ödü patlattı. Ay. Ödü patlattı. Ama Fatih'ten korkulur, ben size söyleyeyim. Fatih de temizlik ve yemek evet. konusunda çok derler güzel. Ki özür dileriz, naletin tekidir derler çok. Senin için. Çok. Ya gerçekten çok, bakın ben evde ve işim ve orada çok titizim ve çok manyağımdır. Temizimdir. Çok, çünkü benim şeyim ay burcum Başak'mış. Başak da çok titiz. Ha Başak. Evet. Bir de zaten deli bir burcum var. Koça koçum. Yani düşünün. Delilik var. Delilik peki var. Haberlerle devam edelim. Evet. Oğuzhan Koç'ta kalmıştık. Nerede? Oğuzhan Koç'ta. Ne oldu ona? Bir şey mi oldu? Deli olmuş olmuş. Boşandılar biliyorsun Oğuzhan Koç'ta Demir evet. Özdemir. Seda Sayan'ın onları yeniden barıştırmak istediği iddia. Ha bir yemeğe çıkmış demek ki. Demet Özdemir'le yemeğe çıktı. Ama öyle bir şey yok diyor Oğuzhan Koç. Yok zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Çok altından ne soğuk. Tabii ben de zannetmiyorum. Farklı hayatlara başlandılar artık. Yani Demet'i çok severim ben. Çok tatlı kızdır. Evet. Ya zaten bir sürü, ben hatırlıyor musunuz, ben size gelmiştim bu evliliğin çok fazla uzun süreceğini. Evet söylemiştim. Söylemiştim, çok iyi hatırladım. Süreceğini düşünmedim yani. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay, evet. Yeni kız, çok güzel kızlar. Bunlar, çok güzeller. Bunlar şimdi artık ülkenin çok önemli değerleri gibi düşünmemiz gerekiyor. Değerleri. Kendileri de öyle görmeli. Çünkü büyük fanları var. Özellikle yurt dışında. Onların fanları yüzünden biz Türkiye'den film ihraç ediyoruz. Dizi ihraç ediyoruz. Ha o açıdan ülkeye kazandıran yıldızlar. Ne olacak? O zaman bunlar kendi kariyerlerini düşünmek zorunda, böyle dizi çektikçe para kazanıyorlar. Ben niye gidip evleneyim o zaman? Ha, mesela. Evlenmesinler mi? Tabii ki. Ha. Evleniyorlarsa aptallık ediyorlar bence. Hande Erçel şimdi Hakan Sabancı ile evlenirse? O zaman bırakacak bu işi. Zaten Hakan'la evlenirse böyle bir şey ihtiyacı olmayacak. Hakan Sabancı'nın çalıştıracak gibi bir şey olmaz. Çok parlak bir kariyeri var. O onun tercihi ama bence şu anda ki şeyinde mesleğinin tapındalar hepsi. Dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bu işe girmişlerse, ki Demet çok çalışkan bir kızdır. Evet. Demet'i daha yakın bilirim ben. Hande ile de tanışıyorum. Çok da güzeller ikisi, çok hoş. Başkaları da var. Yani şu an ismini söylemiyorum ama hepsi başarılı ve biz insanların da destek olması gerekiyor. Özellikle bizim camianın destek olmaları gerekiyor bunlara. Niye yıldız yetiştirmeyelim aman ya? Aman bir şey söyleyeceğim. Evet. Sizin camiada birbirine bir destek. Serena ile Demet'e, Hande'ye gelene onlara kadar. Onlara gelene kadar destek. Nasıl bir destek? Çok iyi. Destek. Çok özür dilerim. Düşmesin diye hançerle tabii, tutuyorlar. Destek. Çok özür dilerim. %70'iniz çok iyi. Bir dakika. Nasıl destek? Kaçırdı. Yaşar kaçırdı onu. Çok desteksiniz. Çok destek. Abi böyle tabii. Destek. Çeki bebek gibi. Tam çeki. Tabii. Desteğe geldi. O yüzden ben çok destek gördüm. Bayağı tabii. Bir destek gördüm. Tabii. Bizim camiadan ama. Ya ben hiçbir zaman bir şey yapmadım ama ne bileyim yani bu tür insanlar ülkeye faydalar oldukları için bu küçük kızlarımızı korumak herkesin, lazım. Herkesin ülkeye bir şekilde çalışan çalışkan insanın faydası var. Hani ama yani destek, köstek işleri Fatih, sizin peki, camiada dostun farklı. Dostun mu çok, tırnak içinde destek olanın mı? Destek olalım. Destek diye. Sen bunu unutma. Destek. Çok iyi. Yazık, Fatih eskiden ne kadar saf bir insandı. Hayat şartları onu bu noktaya getirdi. Hatırlar mısın? O zaman gazete dediğin... Posta'daydım. Posta gazetesinde... Müge mutlaka göver, ne oldu bir ateşe içelim, ben mutana sıkıla git diyordum. Ah canım benim ya. Ve o bebek kalp ne hallerde. Arkasından çevrilen dolapların biraz söylerdik, yok ya öyle değil falan diyordu. Konduramaz. Tabii canım, dehşet içinde falan kalıyordum ben. Hadiseyle devam edelim. Hadise Paris'e gitti efendim. Dünyaca ünlü R&B sanatçısı Asher ile. Doğru mu telaffuz ediyoruz arkadaşlar? Bakın yanlış söylüyorsak o, işte İngilizce U A okunuyor. Asher. Asher. Ben de Paris'te gördüm. Paris'i çok seviyor bu adam ama geldi. Ay kendini çok beğenmiş bu adam. Öyle yalnız mi? Aa gördüm ben bunu. Yalnız Paris'te Hadise gördüm. De bayılmış olmalı ki elini bırakmıyor böyle. Adam çekmek istiyor elini ama bir türlü çekemiyor. Baksana çünkü Hadise adama böyle adam büyük hayranı. Bir adam.
Ben de gördüm. Hı. Müthiş karizmatik bir adam. Hadise'ye baksanıza, hipnoz olmuş gibi, nasıl hayran. Bırakmıyor, evet. Evet. Bunlar şeye, Paris Moda Haftası'na mı gitmişler? Evet, çünkü Hadise'nin üzerindeki pembe elbise dünyaca oradan ünlü bir markaya evet ait. Onun da ara ara sosyal medyada ha yüzü oluyor. Sen adamın, rap yıldızıydı değil mi? R&B sanatçısı. R&B sanatçısının evet. 8 Grammy ödülü. Böyle havalı oldun, nereden şey yaptın? Gözümle gördüm canım. Ne yaptın, böyle hatta bir yanımda kim vardı biliyor musunuz? Sevgili Müjde Uzman vardı. Hmm. O beraber gördük. Yani, hadi o dedi, Fatih bakar mısın dedi, bu aşırı değil ne mi dedi. Ne yaptınız? Böyle adamı seyrettik, adam havalar falan, böyle arabalar falan böyle giriyor. Ama arkasında tarzı bile bir şey, çok havalı değil mi ya? Müthiş tabii. Yani hani yani böyle İngilizce deyimle cool diyorlar ya, o tam o havada birisi. Evet, Müjde vardı yanımda, bak doğru hatırladım evet. Hadise ne anlatıyor herhalde, çalışmalarınızın hayranıyım, ben de ülkemde ünlü bir pop yıldızıyım falan mı diyor? Ne diyor öyle bir şey? Bak o da Hadise'ye dikkatli adam dinliyor yalnız. Adam burada çok cool duruyor, böyle dur. Diyordu bu adam. Böyle değildi o zaman biz gördüğümüzde. Böyle yani değildi. Hayran olması da normal değil mi? 8 Grammy ödülü var. Bir şey söyleyeceğim. Dünya böyle çapında 65 milyon albüm bir satmış. Şu karşılaşmayı ben normal görmüyorum. Bu karşılaşma bence bir ayarlanmış şey, ayarlanmış bir şey. O sadece o bu hafta orada dünyanın en büyük starları şu anda orada evet, zaten. Evet, oradalar paylaşım yani yapıyorlar. Daha... Yabancı çok sık yurt dışına gidip geliyorsun. Herhangi bir Hollywood yıldızı ya da yabancı bir starı görüp yanına gidip merhaba demişliğin var mı? Ya şeye üzüldüm. Tabii ben bir gün Amerika'dayım, bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Yine bir yıllar önce. Şöyle bir baktım, aman Allah'ım dedim. İnanamıyorum dedim. Yaşlı bir adam oturuyor orada. Kim? Fakat sadece ben tanıdım. Senin dönemden. Ve bu Amerika'ya gittiğimde de adam öldü. Mr. Dumbledore. Harry Potter'da. Aa, 82 yaşında öldü. Evet. Belki adamı ben gördüm. Kahvaltı yerinde gördüm. Hatta yabancı garsonlar şey dedi yani, niye bu adama gittin, kim filan, onlar bile tanıyamamışlar. Dumbledore dedim filan, adamın üstüne gittin, adam da çok mutlu olmuştu, resimler çektirmiştim. Belki var mı vardır var ama şimdi galiba alt sayfalarda. Onunla çok üzüldüm. Hı. Bir de şey, Büyük İskender film oynadığı zaman o zaman kaç sene evvel bu Colin Farrell'ı merak ediyorum, İskender'i oynamıştı ya. Hı. Ben çok severim tarihi diziler, filmlerde. Biz de öyle dönemde. Los Angeles'a gidince acaba ben bu adamı görür müyüm diye gittim. Yani acaba bir tanışabilir miyim? Yoksa ben o kadar çok ünlü gördüm ki. Pink'le çarpıştık Soho'da falan böyle. Yüz vermedim bile diyorsun. Yok Pink'le çarpıştık. kadın bana bakıyor, ben kadınımı böyle kaptık falan. Böyle adamı görürüm. O zaman çok popüler. Sonra böyle bir grup beni bir yemeğe götürdüler şeyde. O Sunset'te falan. Çok güzel bir yer. Kalabalık dikkatimi çekti. O adam kafasını kazıtmış falan, dikkatimi çekti. Birisi herhalde, etrafında oturuyorlar dedim. Dışarıya çıktım şöyle hava almak için falan. Oturdum ve o adam kalktı, bana doğru geliyor. Kaldım böyle, kafasını kazıtmış Colin Farrell. Bu kadar olmaz ya. Vallahi yalnız yemin ederim size. Ve hemen zaten o zaman Hürriyet şey yapmıştı. Zaten hemen gönderdiler. Basmıştı, kapak yapmıştı bizi. Colin Farrell'la tanıştı diye. Yani işte o. Ama Uzak Doğu'da Catherine Deneuve'la 10 gün yan yana yattık. Öyle bir resim çektireyim, bilmem ne, öyle şeylerim yok yani. Yok. Seni tanıyan ne çektirsin? Yok ya, ondan değil. Ya işte o psikolojiyi düşünüyorum. Çünkü bana beni evet çektiriyorlar ya. Evet evet. Onu Fatih, düşünüyorum. Seni tanıyan oluyor mu? O da oluyor. Tanımayan olunca da biraz geriliyorsun. Hayır, hiç. Hayır. Bir şey söyleyeceğim, çok enteresan. Ben dünyanın her yerinde biri tanıyan oldu. Bir yerde tanımadılar mı seni? Nerede? Bir davet. Bir yerde tanımadılar. Gelecek o görüntüyü reklamlardan sonra getireceğiz. Ne reklamlar efendim. İsmini... Fatih, bir davete gidiyorsun. Danışmada seni tanımayan kıza bir tepki veriyorsun. İzleyelim aslında değil mi? Fatih Yürek nasıl Saliha Korkmaz oldu evet aslında. İzleyelim. Aynen. Çok. Aslında tanıdı beni. Fakat kapıdan içeri girerken çok valilere biraz kızdım. Çünkü çok beklettiler arabada. Fiyans gerildim. Zaten hemen bakın bu şeyden, X-ray'den geçiyorum zaten. Yabancılar da var çünkü yabancı bir düğündü o.
Onlar baktılar, Türkler hoş geldiniz falan dediler. Bu da hoş geldin dedi bu kızcağız. Evet. Benim o şeyim dedim, masa numaram kaç dedim. Böyle isminizi alabilir miyim deyince tepe batık ya benim. Hı. Ben doğal halim bu işte. Aklına nereden? Vallahi billahi yemin ediyorum. Yani Salih'e Korkmaz diye birini tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Aklıma birden benim öyle garip şeylerim vardı. Uydurur çıkar. Yani ne alaka filan mı çıkıyor. Salih'e Korkmaz. Sonra ben bunu... O anda bana doğal geldi. Burada da arkadaşlar çekiyorlarmış zaten. Ben sonra bunu gördüm. Ben de tatlı kahkahalarla güldüm. Komik bir durum. Surat halim çok enteresan. Evet. Ya. Baksana şunun suratıma. O kızcağız içinde unutamayacağı bir anı olmuştu. Evet şimdi. Bence yani kızcağız çok herhalde böyle bir kafasını kaldırıp bakmadan böyle önündeki notlara bakarak sordu. Tanıdı da böyle bir... Bir de genç bir nesil ya, bazen ismimi karıştırıyorlar. Evet, belki ondan da sormuş olabilir. Olabilir. Şöyle yani şey... Bir görevimi yapayım demek istedim. Ben şunu gururla söyleyebilirim ki inanın bana böyle genç nesillendi. Mesela diyor ki abi senin ismin neydi diyorlar, seni çok seviyoruz diyor mesela. Çok genç nesil var. Hı. Ama bunlar 15-16 yaşında, düşünün yani. Tabii. Onlar olabilir tabii ki, öyle insanlar var. Çok kötü, hiçbir yerden ben kötü bir tepki almıyorum. Seviyorlar çünkü beni. Evet. Yurt dışında da aynı şekilde. Yani bazı mesela Arap ülkeleri ve bütün Avrupa çoğunda zaten çıkıyorlar. Bu son Paris gezimde otel lobisinde otururken böyle bir böyle orta yaşlı bir insanlar geldi. Bir şey İspanyolca gibi bir şey konuşuyorlar. Anlamadım. Meğerse benimle resim çektirmek istiyorlarmış ve Arjantinlilerdi. Aa, her yerde iyi. Seviliyorsun. Vallahi öyle bir durum belki var. Belki biz de seni çok seviyoruz Fatih'ciğim. Evet. Her yerde olabilir. Bu şeyden tabii televizyon, Spotify işte bir şey ama var. Ama sen de sevilecek insansın. Biz de seviyoruz seni. Ne yapayım ben böyleyi. Hadi kapat yayını. Hadi kapat, kapat. Evet, bugün çok güzel dedikodular yaptık. Ya. İki hanım böyle sevgili Gülşen'le kaynattık da kaynattık. Kuliste ama yarın da mı devam edecek. Evet. Bütün hafta boyu cuma gününe kadar devam. Neler var neler. İkinci sayfadan bugünlük bu kadar. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.